Sen git hayret. Bir işler çeviriyorsun sen. Ne yapıyordun benim evimde? Ah eviymiş. Çok şey söylerdim ama hiç gerek yok Sultan Hanım. Değil sizinle muhatap olmak, yüzünüzü görmek dahi istemiyorum. İnanır mısın? Sen de benim umurumda bile değilsin. Keyfim yerinde. Efsun'um iyileşti, Allah'ıma şükürler olsun. İnanın bana, bugünden itibaren siz de benim hiç umurumda olmayacaksınız. Bana bak. Keyfim yerinde dedim. Umurumda değilsin dedim. Niye hala orada duruyorsun? Çekil. Çekileceğim. Çekileceğim ama öncesi muhteşem bir haberim var. Ne söyleyeceksen söyle, işim var. Hemen söyleyeyim. Abim bugün şirketteki tüm hisselerini, parasını, tüm servetini bana devretti. Yani sizin anlayacağınız lisanda anlatayım. Abimin bugünden itibaren Efsun'a yedirecek 5 kuruşu dahi kalmadı. Yalan söylüyorsun. Yalan. Mehmet Emir Bey niye böyle bir şey yapsın ki? Efsun'a hayat verecek böbreğin karşılığında yaptı. Böbreğin karşılığında mı? Evet. Böbreği verecek adam elimdeydi. Biraz kader, biraz kısmet, biraz da akıl diyelim. Sen ne adi, ne şerefsiz bir kadınsın be. Ya Mehmet Emir Bey hayır deseydi? Ya böyle bir şeye isim vermeseydi? Efsun'un ölmesine izin mi verecektin? Abimi çok iyi tanıyorum ben. Böyle bir şeyin olmasına asla müsaade etmezdim. Efsun'a bir şey olsaydı sana ne yapacağımı düşündün mü? Sultan Hanım, kötülere bir şey olmaz ki. Bana bak, bunu ben senin yanına bırakmam be. Bunun intikamını alırım senden. Hiçbir şey yapamazsın çünkü artık tüm güç bende. Arda'ya olanları unuttun mu ha? Çocuklarımı tehdit etti, beni Arda'yla tehdit etti. Herkesi kendin gibi alçak mı zannediyorsun sen? Sultan Hanım. Arabaya geçin lütfen. Hele bir dokun çocuklarıma. Eğer evlatlarımın kılına zarar gelsin, yaşatmam seni, öldürürüm. Abi. Sen hep bana mı böyle kötü bakacaksın? Hep bana mı böyle kötü davranacaksın? Onlara bak böyle. Hep ben bir suçluyum senin için. Ha bir söyle, onlara bakacaksın böyle, anladın mı? Onlara! Herkesi kontrol edebileceğini zannediyorsun değil mi? Beni kontrol edemeyeceksin. Beni kaybettin Hülya. Kaybettin. 5 kuruş paran kalmayınca bakalım senin yanında kalacaklar mı? İnan bana, yapayalnız kalacaksın, o zaman anlayacaksın beni. Efsun'un gerçek yüzünü elbet göreceksin, o zaman inanacaksın bana.